Evet, yeni bir günden daha hepinize merhaba arkadaşlar. Geldik, antrenman yapacağız. Bugün yaklaşık olarak 8 haftamız var. Şimdi antrenman öncesi öğünü yiyeceğiz. Hatta öğünümüzü çıkartalım. Klasik. Pirincimiz var, yumurtamız var. Burada haplarımız var. Pre öğünü, aynı zamanda iftar öğünü. Şimdi okunacak. Kaç dakika var? 1 dakikamız kalmış. Bu öğünü yiyip birer kahve içip Gökhan'cımla birlikte akabinde antrenmana geçeceğiz. Bugün güzel bir göğüs antrenmanı yapacağız. Haftanın birinci gününü uzun zamandır çekmiyorduk Gökhan. O yüzden haftanın birinci günü olan pazartesiyi çekelim dedik. Bugünkü antrenmanı da gösterelim. Dün off günümdü bu arada, pazar. Normalde 4 öğün yapıyorum ya. Dün 5 öğün yaptım. Bir öğünü ekstra olarak Kırma Fries protein tozu yaptım. Birazcık daha böyle adelemi dolu hissedebilmek adına bugün çitri böyle bir yükleme gibi bir şey. Çok da yükleme değil. Bir öğünden yükleme olmaz da çit bile sayılmaz. Ramazan'ın bitiminde kendimi 5 öğüne, 6 öğüne yavaş yavaş hazırlamam gerekiyor. Aralarda o yüzden böyle 5 öğün, 6 öğün. Bu arada teşekkür ederim kankacığım. 5 öğün, 6 öğün yapıyorum. Off günlerde vesaire. Kilomuz 97,5. 97-97,5 arasında gidiyor geliyor. Dediğim gibi bir önceki vloglarda da söylemiştim. Her hafta yarım kilo, 750 gram. Belki 1 kilo kadar gidecek. 8 haftamız var. Yaklaşık ortalama 91-92, belki 90. Podyum yapacağız Allah nasip ederse. Şu anda planladığım gibi gidiyor açıkçası. Her hafta 750 gram, 500 gram gibi gidiyor. Geçen hafta 98,5 falandık. Allah! İftar vakti. Hayat kurtarıyor. Yarışma yaklaştıkça artık uyku biraz daha düşüyor, uyku süresi. 10 saat falan uyuyabiliyordum normalde. Artık o süre 6 saate falan düştü. Bugün 6 saat uyudum. Akşama kadar biraz daha uyumaya çalıştım da maksimum 1 saat daha uyuyabilmişimdir. 7 saat falan uyudum bugün. Sen pilava tavuk bulyon ya da et bulyon atıyor musun? Tavuk bulyon, et bulyon falan bayağı zararlı. Tat veriyor, yalan yok. Bak, bir margarin, bir de tavuk bulyon, et bulyon. Bunlar tadı güzel ama çok zararlı şeyler. Eskiden ben margarini ekmeğe sürerdim. Yaptın mı hiç bunu? Tabii. Ben şeyi çok yerdim abi. Domates. Ya domatesi doğruyorum. Full yağ atıyorum içine. Pul biber, tuz. Annemle babam çalışıyordu. Kardeşimle de biz genelde evde tek oluyorduk. Karnımız acıkınca ben bakkala gidiyordum Aziz abi. Aziz abi diyordum, bir aç bitir salam. Bir Doritos. Bir tane de ekmek. Alıyordum bunları eve. Ekmeği ortadan ikiye bölersin. Arasına salam ve cipsi atarsın baba. Yarısını Efe'ye veriyordum, yarısını ben yiyordum. Bir güzel oluyor. Hiç denedin mi öyle bir şey? O kadar güzel oluyor ki salam, cips, ekmek. Cipsi en son çiğ köftede de yedim. Çiğ köftede o kadar sarmıyor. Ekmeğin arasında fena. Ekmek arası karpuz var. Ekmek arası karpuz denemedim. Karpuzla ekmek. Sena da mesela salamla çikolata sürüyor böyle salamı falan. Bence tatsız ya. Bana da tatsız geldi. Bak, bunda ne yağ var, tuz çok az var. Yağ yok. Lapa. Bir de yanlışlıkla biraz fazla pişirdim. Ben abi tuzu çok seviyorum. Ben de. Her şeyin fazlası sarar Gökhan'cığım. O yüzden tuzu tartarak gidiyorum. Anladın mı? Tuzu seven bir birey olmasam tuzu çok tartmazdım. Normal bir birey, ben kaç gram yiyorum? Bak, normal birisini 5-6 gram alsa kafi. Ama çoğu kişi muhtemelen 15 gram falan alıyor. Dışarıdan iki öğün yemek yesen zaten 15-20 gram tuz geliyor. Sağlamda bir yürüyüş yaptık. Ne kadar yürümüşüzdür? 6500 adım, 4,5 kilometre yürüyüş yapmışız. Kaydı kapatalım burada. Salonda görüşürüz. Antrenmanda muhabbetli bir güzel göğüs antrenmanı yaparız. Evet. Antrenmana başladık. Bugün ilk göğüs günü. Daha doğrusu ilk itiş günü. Göğüs ağırlıklı. Çok çıtırdan bir omuzla triceps yapacağız en son. İlk hareketimiz normalde bench press'ti ama yarışmaya 8 hafta kaldı. Birazcık da sakatlıklardan çekindiğim için otor olarak yapmayı tercih ediyorum. Daha safe geliyor bana. Şimdi bunda ağırlık arttıra arttıra gideceğiz. 80-80 falan takarız muhtemelen. Bakarım duruma göre. Belki hafif gelirse biraz daha arttırabiliriz. Bunlar ısınmaydı. Şimdi ağırlık taşıyalım biraz.
Antrenman sonunda şimdi forma bakarız. Bu süreçte, bu 8 haftalık süreçte biraz daha böyle göğsüme bombe, sırta biraz daha bombe gerekli. Onun haricinde zaten kuruyoruz, form geliyor, ayrı mesele. Kütleyi koruyacağız ama kiloyu da düşürmemiz şart. Dediğim gibi 97 kilo bandındayım şu an. Muhtemelen 5 kilo falan gidecektir. Şimdi bununla yine ana set yapmayacağız. Fakat 1-2 tekrar da yapmayacağız. Bakalım kaç çıkacak. 6-8 yaparım muhtemelen hissiyata göre. Gücü tam bitirmiyorum. Asıl gücü son 2 sete saklıyorum. Son 2 set yardıracağız. Yine ağırlık lazım bana. Bacak günleri hariç antrenman öncesi pre-workout Hydro Prime, bir de Ultra Mind kullanıyorum. Bir de ikinci itiş gününde sadece pre-workoutla Hydro Prime kullanıyorum. Ultra Mind kullanmıyorum. Neden öyle yapıyorum bir fikrim yok benim de. Aslında Ultra Mind'de kullanabilirim mantıken. Şimdi bununla kaç tekrar atacağız? Çıktığı kadar atacağız. Bundan sonra bir set daha yapabileceğimi hissedersem artıracağız. Hissetmezsem düşüreceğiz. İftar sonrası geldiğim için gücüm normale göre bir tık daha böyle düşük oluyor aslında. Çok besin olmadığı için vücutta. Daha artmaz bu. Arttırırım da gerek yok. Hissiyatı elden bırakmamamız lazım. Şimdi bu son set biraz daha kontrolü elden bırakmamak adına birer plaka çıkardık. Bu sefer de bununla max yapacağız. Belki yarım tekrar daha yapabilirdim bununla. Daha da gelmezdi. Şimdi deadline yani alt göğüs yapacağız. Hemen yan makine. Biraz da çatara pataradan ziyade hissiyat odaklı. Negatifi bir tık daha böyle negatife direnç gösterme odaklı yapacağız. Of. Bombeyi getireceğiz göğüslere. Artık kalın giyiniyorum antrenmanlarda. Su atımı daha iyi olsun diye, bir de adalet sürekli sıcak kalsın diye. Bir nebze de olsa sakatlıkların önüne geçmek için de iyi vücudun sıcak kalması. Çok dinlenmedik herhalde, tekrar gelmedi. Yeni atletim güzel mi? Ben büyüğüm zannettim, 2x'ler söyledim. Bol geldi.
Demek ki o kadar büyümemişiz daha. Hop! Of. Dördüncü hareket cable cross. Bunu yapacağız. Bu arada normalde antrenmanda soyunmuyorum da atleti yeni aldım ya. Nasıl duruyor diye merak ettim, o yüzden soyundum. Yeni protein barı denedin mi abi? Aa. Hey, muzluyu mu diyorsun yoksa çikolatalı mı? Çikolatalı gördüm. Çikolatalı şey bu arada. Vardı zaten. Ama kıvamını güzelleştirmişler. Biraz daha böyle yumuşak yapmışlar. Bir de paketi değişmiş. Paketi değişmiş de ağızda dağılıyor artık. Öncesi bir tık daha böyle sertti. Normal böyle nasıl söyleyeyim? Fellaslar gibiydi. Hmm. Şimdi artık biraz daha yumuşak böyle. Şöyle mesela şöyle yaptım kırılmaz. Anladın mı? Şöyle dağılarak açılır. Güzel yapmışlar. Kıvamında. Muzluyu güzel. Yemedim ama. Yalan yok. Ama Ocean'ın genelde muzluları hep güzel. İzolesi falan bayağı iyi yani muzlu. Muz aroması çok güzel. O yüzden onun da güzel olduğuna eminim yani. Daha yemedim. Ve indirimde şu an. Lansman. Lansmanda. Bu arada Emron koduyla bana vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten beni mutlu ediyorsunuz. Allah razı olsun hepinize. Bunu cila niyetine yapıyoruz. Son hareket göğüsteki. Bundan sonra omuz ve triceps var. Sitter'dan. Abi yorumlarda okudum. Çoğu insanın çenesi kasılıyormuş. Çenesi kasılıyor. Neden çenesi kasılıyor abi? Sıkıyor kendi şöyle. Veya dişlerini sıkıyor. Çeneye kramp giriyor. Bir de yeteri kadar elektrolit almadıysa. Evet, bir tane öyle yorum okudum. Elektrolit eksikti olan. Hangi videoda okudun lan? Short'ta okudum. Ha, Short'ta. Ben onun yorumlarına bakmadım, yalan yok. Elektrolit eksikliği olabilir yazmış biri. Doktorum yazmış altına da sonra. Bir de boyun fıtığı olabilir yazmış. Boyun fıtığı. Boyun fıtığıyla alakası yok kardeşim. Boyun fıtığıyla alakası falan yok.
bila niyetine 2 set lata kilosu onla max tekrar kafi kanka. Laterale geçelim. Evet, yine süper set şeklinde. Yine bunu da süper set şeklinde yapıyorum her zamanki gibi. İlk göğüs gününde böyle. 10 tekrar düz lateral yapıyorken 10 tekrar da bent over şeklinde uyguluyorum. Ki arka omuzu da hissedelim. Göğsüm çok pump olmadı bak. İftarı yaptık. Yumurta yedik. Pirinç yedik. 3 gram tuz aldım orada. İftardan antrenmana kadar 1,5 litre sıvı. Hydro Prime, Pre-Workout, Ultramind. Bunları aldık. Magnezyum aldım 200 mg. İşte multivitamin falan da aldım. Ona rağmen aşırı aşırı pump olamadım. Hani zaten muhtemelen pre-workout falan içmesem hiç pump olmayacaktı. Çünkü uzun süre açtıktan sonra bir anda antrenmana girince vücut ister istemez toparlamıyor hemen kendini. Tabii imkan olsa, kafa olsa 2 oyunla 3 oyunla gelmek isterim ama gece vakti de antrenman nerede yapacaksın? Sen çıkarsın buraya. Biraz eğimli tut oğlum adama. Eğimli tut. Bu tarafa vuracaksın değil mi? Buraya vuracaksan böyle tutayım. Her türlü vururum. Her türlü vururum. Birazcık sınırlarını zorlayalım mı o zaman? İster misin? Ne yapacaksın? Oğlum ısınmadım amına koyayım, dur lan. Isınmadım lan. Ben bu şurayı istiyorum. Oraya. O elinden kaçıp şimdi bir şeyi kısıyor. Yok, oraya doğru vuracağı için o tarafa kaçar en fazla. İnşallah sakatlanmam abi, tutar mısın? Tabii ki, sakatlanırsan yapma. Yok yapma. Yap. Şöyle. Biraz açılsana abi. Ben de açılayım mı kanka biraz? Geçti ama değiyordun hadi. Ah hiç bacağım. Yani, dur oğlum, yarışma vakti. Benim hangi hizada mıydı? Tam bu hizadan geçti, şey geldi mesela, topuğun gelmedi. Ama hangi hizadaydı? Yani ben bir tık da önde tutsaydım da yiyecektin. Sen düşük karbonhidrat değil misin kanka şu an? Abi. Sağ ol. Bir dakika, cevap vereceğim sana abi. Zınk. Üstünden geçirdin. BOM! Üstünden geçirdin kanka. Ne oldu? Gel, canı çekildin. Nasıl ama? Paslanmış mıyız? Paslanmışız tabii ki amına. Döner vuracağım. Döner tek. Dur, bana vurmasın, ben çıkayım şöyle. Döner tek ve sana vurmasın ya. Zıplayarak mı? Ben de daldığımı yapacaktım da yemedi ya. Bir dakika, sıra bende. Neyse, ben yapmayacağım. Kelebek. Eskiden çok yapardım. Ben yapacağım. Neyse, yapmayacağım. Bir de bunu iç bacak şimdi. Yap. Bu daha kolay. Aynen. Bu daha kolay. Tabii. Zaten düz geliyorsun çünkü bacakla. Bunu ters at, oşurama baş at. Bunu şimdi vuracaksın. Çık bakayım. Dönen tekme alsana abi. Hangisi? Zıplayarak. Döner normal oşurma baş. Döner tekme. Şu şey. Aynen. Van Dam tekmesi. Van Dam. Şu mu? Gibi dur mi? Bakayım. Onu zıplayarak yapmak lazım, dur. Ama onun için biraz koşman lazım. Aa, çok güzel abi. Geçti. Çok. Oldu mu? Çok oldu. Bir belim kıtladı ama ben gidiyorum. Evet. Dediğim gibi. Her hafta artık ufak ufak açılıyor vücut. Bu hafta da güncelleme adına çıtırdan bir formu göstereyim. Formumuz böyle. Fena değil. Deri gitgide inceliyor. Tabii şurada
yağ değil de su bayağı var. Yağ dokusu çok çok az. O da gidecek ama çok bir şey kalmadı. Kan ön tarafta olduğu için sırt biraz düzdürüyor olabilir. Böyle. Form kötü değil. Tam olarak 8 haftamız var. Haftanın ilk antrenmanı dün off'tu. Dinlenik bir vücutla antrenman yaptık fakat tabii 3 öğünlü antrenman yapıyormuş gibi pump gelmedi. Ya öyle dolu dolu sert bir hissiyat hissetmiyorum şu an. Bu Ramazan'dan sonra düzene girecektir. Fakat şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Benim için şu an önemli olan kuruyabilmek. Pump'la falan çok işim yok. Onlar daha sonraki iş. Allah'a şükür fena değil. Yorumlarda da belirtin. Eksik gördüğünüz, gedik gördüğünüz şeyler varsa dışarıdan bir göz olarak sizlerin de yorumlarını dikkate tabii ki de alıyorum. Bak, şu mu? Gökhan iyi bak. Şu mu? Yorumlarda siz de belirtin arkadaşlar. Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Onu söylesene, hangisi diyor onu? Gökhan. Ya Gökhan. İyi ama bel inceliyor. Şurası böyle. Bak şurası var ya şurası. Şöyle olması lazım bak, kağıt gibi. Şuranın. Olacak. Ama o hep bende böyle son 10 gün geliyor oranın kağıtlığı. Prag'da da öyle olmuştu. Daha önceki yarışlarda da öyle olmuştu. Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Böyle. Antrenmanımız bitti. Şimdi kardiyoya geçeceğiz. Dün off gün olduğu için kardiyo da yapmadım. Bugün, daha doğrusu bu hafta bir tık daha kardiyoyu yükseltiyorum. Bu hafta kardiyoya biraz abanıp haftaya normal kardiyo düzenime devam edeceğim. Birazcık hızlanabilmek, vites attırabilmek adına. Zaten bu haftadan sonra Ramazan'dan çıkacağımız için, Ramazan'ın son haftasına girdiğimiz için Ramazan'da biraz daha pushlayıp sonrasında zaten kalori artacak ve kardiyo bir tık düşecek. Daha kuru ve daha dolu bir şekilde ilerleyeceğiz. Yani bu hafta artık biraz düz olmayı, düzleşmeyi kabul ediyorum. Normalde haftada yarım kiloya 150 gram verme hedefim vardı. Bu hafta muhtemelen 1 kilo, 1,5 kilo kadar gidecektir bu kardiyo yoğunluğundan ötürü. Hissiyata göre ilerliyoruz. Nabza göre şerbet veriyoruz. Her zamanki gibi. Kendimizin koçuyuz. Şimdi kardiyoya geçiyoruz. Bugün 45 dakika kardiyo yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu süreçte bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Hayat çok kısa. Seviliyorsunuz. Kendinizin değerini bilin. Kimseye kendinizi eğitirmeyin. Bir tane siz varsınız. Bir daha olmayacak. Ailenizin kıymetini bilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Görüşürüz.